Vatansever bir ailede yetiştim Sinan Müdürüm. Bayrak nedir? Toprak nedir? Vatan nedir? İyi öğrettiler. Aldığım yegane eğitim budur. Uzmanlığıma gelince, vakti saati geldiğinde bu bayrak, bu toprak, bu vatan için ölmek uzmanlığımdır. Bu da bana bir ayrıcalık tanımaz. Bu topraklarda benim gibi milyonlarcası var zaten. Cezayir bu kadar maharetli, bu kadar cesaretli, bu kadar vatansever bir adam. Biz niye onun arkasında durmadık bugüne kadar Atakan? Onu yönetmek, kontrol altında tutmak mümkün değil efendim. Adam özelliğini ilan etmiş. Bir aslanı terbiye etmek daha kolay bence. Cezayir Türk asla sırtını devletine dayayacak bir adam değildir. Ama her koşulda devletine sahip çıkacak bir adamdır. Normal şartlarda beni buraya getirip sorgulayacak herhangi bir delil yok elinizde. İstesem avukatları araya sokar, evimin eşiğinden adım atmazdım. Ama ben devletimin çağrısına karşı koymam. Gel derse gelirim, öl derse ölürüm. Öldür derse de öldürürüm diyorsun. Devlet kimseye katil olmasını emretmez. Katil olana da el vermez. Sizin şu ölen şahıs neydi adı? Hani iş insanı olan. Baknal. O. Diyorum ki onu belki de ticaret yaptığı insanlar öldürmüştür. Hani ticaret insanı diyorsunuz ya. Akıl vermek gibi olmasın da acaba onun arkasına mı bir kovalasanız? Belki de sandığınız kadar temiz çıkmaz ilişkileri. Tanımadığım bir insana iftira mı atıyorsun Cezayir? Hiç görmediğim bir insan ajan ilan edeceksin neredeyse. Siz bu işleri daha iyi bilirsiniz müdürüm. Ama ajanlar ilan edilmezler. Deşifre olurlar. O da benim işim değil. İstihbaratın işi. Onlardan sorabilirsiniz. Bunca yıllık tecrübem Bagnalı Cezayir Türk öldürdü diyor Atakan. Ama aynı tecrübem onu burada tutamazsın da diyor. Nasıl olacak? Efendim itiraf ederse ciddi ceza alır. Sizin vicdanınız, milli duygularınız ceza alsın diyor mu? Keşke bu işin terazisi sadece vatan millet sevgisi olsa Atakan. O terazinin kantarı hiç şaşmazdı. Ama en ufak bir delil yakalarsak Bagnalı öldürdüğüne dair gün yüzü göremez. Sizin bu Amerikalı iş insanı tam olarak hangi saatte vefat etmiş? Otopsi raporu çıktı mı? Sabah 4-4.30 arasında ölümü gerçekleşmiş. Hay Allah. O zaman size çok vakit kaybettirmişim ben. Ben o saatlerde Bakü'ye gitmek üzere uçakta havadaydım. Bakü? Evet. Hava trafiği kayıtlarına bakarsanız kule onu eyle Bakü'ye uçtuğumu görürsünüz. Niye daha önce söylemedin? Ukalalık edip işinize karışmayayım dedim müdürüm. Bak Cezayir, bak akıllı adamsın. Her şeyi kılıfın uydurmuşsun.
Ama Bagnall'ı senin öldürdüğün ikimiz de gayet iyi biliyoruz. İtiraf et. Bagnall'ın ajan olduğunu. İtiraflarını ifşa edelim. Senin de cezanı hafifletelim. İş insanı değil miydi bu Amerikalı? Ajan mıymış? Şaşırdım vallahi. Film gibi hikayeler. Sen mi şaşırdın? 17 yıl ölü taklidi yapıp başka bir kimlikle, başka bir hayat yaşayan birine göre fazla iddialı bir cümle. En çok neyi merak ediyorum biliyor musun Cesair? Senin gibi sıradan bir vatandaş neden böyle bir şey yapmak zorunda kaldı? Sinan Müdürüm, bizim varlığımız, yokluğumuz hak içindir. Başka da meziyetimiz yoktur. Bende zahar iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Yersiz yurtsuz cevher benim. Hiçbir mekana sığmazam. Cihan. Ben bu cihana sığmazam. Ben de sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Yersiz yursuz cevher benim. Hiçbir mekana sığmazam. Hiçbir mekana sığmazam. Yersiz yursuz cevher benim. Hiçbir mekana sığmazam. Hiçbir mekana sığmazam. Cihan. Ben bu cihana sığmazam. Ben de sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam.